Bu arada yine frontline problemi var Fenerbahçe'nin. Yone döndü. Mahvolmuş ve ihtişam şey tank ihtişamlı ile birlikte çok da zaman kazanıyor bu arada. Çok iyi bir eşya dizilimi. Artı Sejuani'ye karşı falan da çok kuvvetli. Ama Nagnaco daha önce oynadığında sanırım ona gitmemişti. Ve erken oyunu yine mi çok sevdi? Ve Trundle yine ya. Bak mesela bunu Poppy ile oynasalar zaman kazandırırdı Poppy onlara yeterince. Daha çok materyali var Fenerbahçe'nin oynayacak. Geçen oyuna kıyasla. Tabii geçen oyuna kıyasla. Ya yine rakip ormana girdiler. Fakat Fenerbahçe çünkü bu Trundle sefer daha iyi. Uzaklaştığını düşündürdü rakibine. Jul burada Sinlamp'la karşılaşıyor. Pike'tan bir kemik sıkımı boşa gitti. Burada bir çarp savaşı olacak. DP oyuncuları şöyle bir geri adım atıyor. Bağ burada seken atışlarıyla yasar verdi. Zincir gelecek. Bağ o sırasını kaybedebilir. Şifa kullandı sadece burada. Bakalım Azir mavi kimde kalacak? Azir askerleri orayı dağıtabilir. Bu arada mavi kimde kaldı? Kim iki oldu? Kimse iki oldu. Keride kaldı mavi. Evet. Çarpı kullandı ama keride kaldı. Tayfun. Burada sıçra kullanıyor. Bir tane PB de attı, bir de Skort attı. İlk kan gelecek gibi. PB'den geldi. Bir vuruş daha ilk geldi. Kanı getirir. Bo! İlk kan da başlıyor maça. PB'ye de vurmaya devam ediyor. 3 vuruş daha lazım. Son 2. Bir tane daha lazım. O da geldi. Geliyor. O da geldi. 2-0 başladı Bo. İlk az önceki maçın tam tersi. O çaldı enstrümanın adı ne ya? Lir. Lir mi? Lir olması lazım. Jul geliyor. Jul geliyor PB'de. Kerin'in üzerinde Kerin'den yana adım. Bitkinliği var Kerin'in. Bakalım burayı deneyecek mi? Vaa çoktan uzaklaştı bile. Kerin öldü. Evet skor da burada. Skorta gidiyor. İki tarafta 5 kişi zamanında toplandılar ama Nagnaco'nun biraz dolaşması lazım. Ya da bir flank pozisyonu mu isteyecek aslında? Tam Yone'nin istediği pozisyon. E ulti için. Renata'nın ultisi yok tabii. Renata ultisi için de harika bir alanda ama Renata daha 4. seviye. Destekler daha 4. PB'de bir denemede bulunacak ve Sangwan az önce sıçrasını kaybetmişken çok kötü pozisyonda yakalandı. Nagnaco şimdi içeri giriyor. Ulti sadece bir kişiye isabet ediyor. Skoru bulmayı başardılar. Bağ ulti bastı. Bağ kovalamaya devam ediyor. Skort'un ultisi aktif edilebilir durumda. Macan 300'e kadar düştükten sonra o da geri çıkmak istiyor. Skort onun peşinde 2 kişi var. Bu merak da geldi. Skort ultiye neden basmıyor? Bilmem. Bu arada kaçtı. PB'den son anda. Herhalde yavaşlayacağı için devamında. Bu arada Nagnaco tek bir dokunuş yeter. Yetti. O dokunuşla geldi. Herhalde o eşya dizilimine gitmeyecek. Tayfun bu meraklardan iyi sıyrıldı ama otomatik saldırılar canını yaktı onun. Şimdi Sangwan buzdan sütunu da kullanıyor. Burgaç yetmeyecek. Ve Stilna burada skor aldı. Mavi güçlendirmesi de var. Sejuani Nasar falan da daha değerli. Ama orada Jul düştüğü zaman Nagnaco öyle bir açıdan geliyor ki yapabilecek fazla bir şey kalmadı. Yani Sangwan'ı kaybetmiş olmasına rağmen 4'e 5 savaşı çok rahat kazandı Fenerbahçe. Nagnaco'nun üzerindeki ödül altında 300 olmuş bu arada. Stilnamp'ta da var 150. Sangwan bir kez daha yakalanıyor. Sıçrası yok. Ultiyi kullandı burada ama hayatta kalamayacak. Stilnamp'ta düşebilir. Stilnamp'tan kullanılan bu ulti. Yalnız çok iyi yetişti buraya Fenerbahçe. Harika ultiden sonra Stilnamp'tan. Muhafızın askerleriyle öyle bir konuma itti ki rakiplerini. Jul. Ejder Pit'in içinde sıkışmış durumda. Zinciri kullandı Stilnamp ama... Çok fazla sarrakmış olsa da yeterli olmuyor. Sinan 3-0-3'e geldi. Üzerine bir de işler alınacak. Abi Sangwan galiba zehirli. Onu yedikleri zaman direkt hepsi ölüyor. Dakika 14'e gelmeden 15 saniye önce orta koridordan ilk kule. Altın farkı 5000'e çıktı Fenerbahçe adına. Yok bıraksın demiyorum ama burada zaman kaybetmesine gerek yok. Nagnaco da geliyor şimdi. Burada çok rahat bir savaş istenebilir. Tana yalnız bir flank pozisyonunda. PB'de şöyle kemik zıpkını gerdirdi ama atmayı tercih etmedi. Nagnaco hemen yükleri de biriktirdi orada. Burada kullanabileceği bir hortum var. Özgür Ruh'un Tayfun'un öne atılabilir. Tayfun'un Tana'nın üzerine doğru gitti. Tayfun dediğim gibi başı dertte. Tana'yı pozisyonun dışında bırakmak isterken Stilnamp'tan bir hamle sadece bir kişi ittirdi. Zonya ile birlikte zamanı da kazanıyor. PB'nin canı bayağı bir az ve geride Ejder'e odaklanan bir Fenerbahçe var. Ejder'i alıyorlar ve orada tokalaşma geldi Tana'ya. Nagnaco 4 kişinin arasında çıkabilecek mi acaba? Nagnaco bir de düşmedi. Nagnaco'nun kalkanla devrede. Ama kurtarma paketi yeterli olmuyor onu hayatta fark tutmak için. Fark etmez ki. Herkes yine öldürdü. Yine de çok fazla bir fark yaratıyor. 4 kişiyi aldılar. Tayfun'un da çıkışı yok. Tayfun da bağı kapattı ve 5'e 1 bir değişim. Bir de Ejder, bir de alt koridor kulesi. Büyük ölçüde renkler alır orada. Nagnaco seviye 13. Ve burada bir savaş istiyor gibi görünüyorlar. Tayfun çok ters bir noktada kaldı. O Burgaç onu kurtarmayacak. Sadece biraz zaman kazanabilir. Klon da yok.
Ve Typhoon skoru Naktako tarafından alınıyor. Bu da Baron'un habercisi. 30 saniye boyunca ormancısı yok Dark Passage'ın. Azir tabii en önemli hasar veren şampiyon ama Azir bekçi olarak da çok iyi iş yapar burada. Renato Ulti'si çok tehlikeli. Bakalım kullanabilecek mi? İçeri gelen bir Naktako var. Çok fazla hasar bıraktı Skort'un üzerine. Skort düşmedi belki ama düşmekten hallice. Bağ durdurulamıyor ve almayı başardı Tanay'ı. Baron'a geri dönüyor Fenerbahçe. Jul burada bir deneyecek ama yok denemedi İyi. Zaten. Baron'u da bitiriyorlar. Dakika 21'de altın farkı 10.000'i buluyor. Şimdi Baron güçlendirmesini yapacak? Yalnız Jul burada... Bao'yu deneyecek. Pibi de geliyor. Bao hiç tahmin etmediği bir yerde. Sıçrayı da kullandı ama Bao burada düşecek. Yalnız güzel büyük kalkanı düşmedi. Bao düşmedi. İnanılmaz büyük kalkanı. Bao ezip geçiyor. Ya bir alamet eksikti be kardeşim. Orada mühürlü kaderi Yone ultisini gasp etti. Şimdi araya giren bir Typhoon var. Mühürlü kader de kullanıldı. Kere arka tarafta takım arkadaşlarına bir kurtarma paketi bırakmak için. Durumda. Naktako'dan 3 kişilik ulti. Buraya kadar dedi skort ama bu maçın son takım savaşıydı. 22 dakika Fenerbahçe 3-1 ile Dark Visage'ı çeyrek finalde geçmeyi başarıyor ve playoff dışına itiyorlar. Adlarını da yarı finale yazdırıyorlar. Dans eden şey görür müyüz? Dans eden şeyi, dans eden alamet. Dans eden alamet. Dans eden alamet. Vallahi dans ediyor. Dakika 23. Fenerbahçe playoff'a girmesi çok zordu. İmkansıza yakındı 7. haftada 6. haftada konuşulduğunda ama playoff'a son gün girmeyi başardılar. Ve Dark Passage'i favori olarak gelen takımı dışarı itmeyi başardılar. Ve unutmayalım Dark Passage 3. olarak bitirdiği için hangi takımla oynayacağını seçen taraftı Fenerbahçe'yi seçtiler ve kaybettiler. Evet, o çok normal bir seçim. Yani başkası olsa da Fenerbahçe'yi seçerdi normal sezona bakınca.